Sakin okumada dikkat edilecek hususlardan birisi sakin harfe hareke vermemekti. Bir diğeri de sakin harfe hareke veririm endişesiyle sekte veya sektecikler yapmaktı. Bu sayfayı çalışırken özellikle bu iki hataya yoğunlaşalım. Konulu çalışmak prensibimiz olsun. Ama yine de diğer dikkat edilecek hususlara da mümkün mertebe riayet etmeye gayret edelim. Şimdi kelimeleri okumaya başlıyorum. Elhamdu 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 Dikkat ederseniz bir lem, bir de mim harfi sakin olarak gelmiş. Elhamdu demedim. Elha hamdu Elha hamdu Bakın her ikisinde de hareket vermeden okudum. Buna nasıl muvaffak oluyoruz? El <moon> dediğimizde sakin harfe vardığımızda mahreçten ayrılmıyoruz. Sakin harfe hareke verenler El diyor sonra lamdan ayrılıyor mahreçten, sakin harfin mahrecinden ayrılıyor. Ne oluyor? El sonra diğerine geçiyor. Hem diye hareke vermiş oluyor. Yani dilimizi lem harfinin mahrecinden ayırdıktan sonra diğer harfe geçersek yüzde yüz sakine hareke verme hatasına düşeriz. Öyleyse sakin harfe hareket vermemenin yolu hafif böyle büyükten küçüğe doğru sekteler yapmak suretiyle sakin harften onun mahrecinden ayrılmadan El-Ha 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 el el ha sonra aralık tamamen kaldırılıyor. El ha yan yana koyup yine aynı şekilde hareket vermeden okuyoruz. Bunu yaparken bu sefer sekte yapma kalıcı hale gelme tehlikesi var. Onu da yapmıyoruz. Bu iki hususa dikkat ederek bir daha okuyorum. Elhamdu Elhamdu bu şekilde. El alemin El alemin El alemin Doğrusu bu. El -alemine. yanlış el alemine bu da yanlış. Birincisi niye yanlıştı? Sakine hareke verdim lem harfine. İkincisi niye yanlıştı? Sakine hareke veririm endişesiyle bu sefer sekte yaptım veya sektecik yaptım. İkisi de hatalı. Bu hatayı düzeltmenin yolu el a şeklinde büyükten küçüğe doğru sekteler yapmaktır. Sakine hareke verme hatasını düzeltmenin bir metodu budur. Büyükten küçüğe doğru sekte ve sektecikler yapacağız. En sonunda iki harfin arasındaki bu boşluğu kaldıracağız. İki harfi birbirine bağlayaraktan sakine hareke vermeden okuma muvaffak olacak. Olacağız. Şöyle ki el ama lamın mahrecinden ayrılmadan ال ع العالمين عا. العالمين ده أنعمت عليهم أنعمت عليهم en عليهم طرسو bu. أنعمت عليهم bunların hepsi hatalı Fatiha'da sıhhatli tilavete ulaşmanın yolu bu sayfeyi bir hakkın harf talimi olarak uygulamaktır. O günler için bu hazırlığı yapıyoruz. Bir daha okuyorum. En aleyhim En amte aleyhim Aleykel hayra aleykel hayra aleyken hayır doğrusu bu aleykel hayra yanlış her ikisine de hem lem harfine hem de ye harfine hareke vermiş oldum doğrusunu bir daha okuyorum Aleykel hayr. Şayet e, beniyye sıfatı olan lem harfini, beniyye sıfatını işba eder, doyurursam, kamilane yaparsam bu hatayı düzeltmeme ya yardımcı olur. Aleykel ha. Kel ha Şeklinde. وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة دور صبو يكسر وفي الآخرة değil وفي آخرة حركة وردت حتى دعوه وفي الآخرة يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Doğrusu bu. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Değil. Hareke verdim. Hareke vermeden bir daha okuyorum. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Munhiqun Munhiqun Munhiq Doğrusu bu. Mulhi Yanlış. Bir daha doğru okuyorum. Munhiqun Munhiq Liman hamidah liman hamida liman hamida doğrusu bu menha menha yanlış menha menha doğrusu bir de del ile he arası namaz kıldırırken çok hocalarımızda şahit oluyoruz ciddi bir hata e, ayrılıyor, aralık oluşuyor ve dolayısıyla mette dönüyor. Semi'allahu limen hamide, hamide değil. Arada o boşluk olmadan hemen del harfini en yakından bu del olsun, bu he olsun birbirine hemen buradan bağlamak. Yoksa böyle uzaktan getirip bağlarsak bu arada bakın mesafe oluşuyor bu mesafeden böyle getirir bağlarsak de bakın met oluştu. Bazen bu met oluşturmalar mesela e, iftitah tekbirinde be ile ra arası bu şekilde ayrılırsa biraz sonra gelecek manaya halel verir. Bir daha okuyorum. Limen hamide yuvasvisu fi suduri yuvasvisu fi suduri yuvasvisu fi sudur doğrusu bu yoksa ellezî yuvasvisu fi değil yuvasvisu yuvasvisu hata vasvi ''Vesvi'' doğrusu bu. Bir daha doğrusunu okuyorum. ''Yuvesvi fi suduri'' Yine önceki e, konumuz olan e, sat harfini kalın, del harfini ince okuma e, burada da dikkat edilecek. ''Suduri'' veya ''suduri'' şeklinde deli kalınlaştırarak, salı incelterek okumak yok durduğumuzda sondaki ra harfini inceltmek yok. Yol boyunca yani met boyunca o inceliğin du şeklinde devam etmesine de dikkat ediyoruz. Ne demiştik? Döke döke değil, topluya topluya geleceğiz. Yuvas visu fi sudur. F vajan fogan faja doğrusu bu. fva hata. Buna düşmemek için bu sefer faja diye şekte yapmak da yok. Bu da hata. Doğrusunu bir daha okuyorum f vajaa wanhar 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 doğrusu bu wanhara hata her ikisine de hareke verdim e hareke vermemek için bu sefer wan bu da hata neden Sakine hareket vermedik ama bir taraftan doğrulduk, öbür tarafa düştük, sekte veya sektecik yaptık, o da yok. Şayet buradaki, nundaki vunneyi ve beyniyeyi e, bir hakkın verirsek, yaparsak bu hatayı yapmamaya yardımcı olur. Bir daha doğrusunu okuyorum. Wen har ha ile ra arasını ayırmak da yok. Wen har har diye bakın ne oldu? Ara açıldı. Ara açılınca bir met oluştu. Bu da yok. Bir daha okuyorum. Wen har wen har min khawfin min khawfin min khawf doğrusu bu min khawf yok min khaw şu da yok min Ha vava kalın geçti vavu kalınlaştırdı hanın kalınlığı vava sirayet etti bu önceki bir konumuzdu. Ama burada da bunu e, uygulamamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hem sakine hareket vermiyoruz hem de inceden kalına ses transferi, kalından inceye ses transferi yapmıyoruz. Topluya topluya geliyoruz yani. Bir daha okuyorum. Min havf ke مَأْكُولٍ Doğrusu bu. Burada كَعَصُ كَعَصْفٍ as, veya مَأَ مَأَ e, e, kul yapmamak doğrusunu bir daha okuyorum. Ka'asfimme kul fil hutame fil hutame fil hutame doğrusu bu. Fil yanlış hareket verdi fil hutame Sekte yaptın gene yanlış. Doğrusu şu. Fil hutame fil hutame vel asri vel asri vel asr peş peşe bu şekilde okudum ki kelimeleri birleştirme melekesini de kazanalım. Kur'an tilavetine bir hazırlık olsun. Yine aynı şekilde dikkat ettim. Veli'a demedim. Asu, asu, asu diye sadah hareket vermedim. Durunca ra kalın okunur. Arizi bir sükun geldiği için makabrine bakacaktık. Makabrinde sat gene sakin. Onun makabine onun da bir önceki harfine bakacaktık. E, fetha, Fethada da ra kalın okunur. Vakf edersek ra kalın okunuyor. Vast edersek ra ince okunuyor. Bir daha okuyorum. Ve'l-asri, vel vel القادعة ما القادعة القادعة ما من القادعة 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 El-Qari'atu mel Her ikisi de yanlış. Sakine hareket verdi. El-Qari'atu Mel-Qari'a e, Sakine hareket verme yanlışı düzeldi ama bu sefer öbür tarafa düştün. Sekte yaptın. O da yok. Doğrusu şu. القادعة ما القادعة إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها İza zulzilatil ardu zilzalah. Doğrusu bu. İza zulzilatil ardu zilzalah. Hata. Küllüsü hata. Yani bütün sakinlere hareke verdi, ra'ya varana kadar. Hareke vermeden okumaya dikkat ediyoruz. Bir de iki harfin arasını ayırmamak gerekiyor. El, el değil. El bu diye sekte de yapmak yanlış. Bunlara dikkat ederek bir daha okuyalım. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها Doğrusu bu. Ve diye hemzeyi kalınlaştırmak yanlış. Ve şeklinde ince kalın ayrımına dikkat ediyoruz. Ardu, ardu oluyor. Yine ruhanın kalınlığı hemzeye sirayet etti. Hata. Doğrusu er 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 oluyor. İki harfin arası ayrıldı, med oluştu. Bu da hata. er er yani bütün ince ayrımına dikkat edeyim derken, sakin ra'ya hareke vermeyeyim diye endişe ederken bu sefer üçüncü bir hata çıkıyor. İki harf birbirinden ayrılıyor. er şeklinde veya şekli oluyor. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا oluyor. Bu da hata. Ardu bir kelimedir. Bu kelime bütünlüğü bozulmaması gerekiyor. اَثْقَ değil. Evet, sakine hareke vermek de yok. Ve وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَ Bakın bütün sakinlere hareke verdik, yanlış yaptık. Doğrusunu bir daha okuyorum

alem neşrah leke sadrak alem neşrah leke sadrak doğrusu bu burada yanlış yerde vurgu yapmamada gayret etmemiz gerekiyor Elem neşrah değil. E lem neşrah. Bu istifam hemzesi olduğunu e, belli edebilirsek daha güzel olur. Ama e, sekte haline de getirmeden bu işi yapmak gerekiyor. Burada arzu edilen e, lam, harf, e, lam harfinde eğer vurgu yapacaksak yapmaktır. E, veya Yanlış vurgu yapıyorsak hiç vurgu yapmadan düz okumaktır. Bizim sizden istediğimiz yanlış harfe vurgu yapmamanızdır. Ya doğru vurgu yapacağız veyahut da hiç vurguyu değiştirmeden düz okuyup geçeceğiz. Burada sade harfinden del harfine geçerken ince kalın ayrımına Ra harfinden kef harfine geçerken de yine aynı şekilde ince kalın ayrımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. Elem neşrah leke sadrak Me'al usri yusra Değil. Me'al usri عُسْرِ يُسْرَى مَعَ Doğrusu bu. Burada yüz derken sini ince okuyabiliyoruz ama ayından sine bağlarken nedense us oluyor, sin sada dönüyor. Buna da dikkat edelim. Bir daha okuyorum. Me'al-usri-yusra yani yüz 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 us, yüz yüz yüz, yüz us. İkisini de bu şekilde ince okuyabilmek için bu talimi yapın. Üç kere yüz, sonuncusunda us. 100 100 100 Rus düzeldi bir daha okuyalım. Ma'al usri yusra kal'ihni kal'ihni kal'ihn doğrusu bu. Kal'ihni yanlış. Bir daha okuyorum doğrusunu. Kel'ihni. Burada e, şu hatada yapılıyor. Ayn, h Aynı h harfine bağlamamız gerekiyor. Bu ayın hemzeye dönüyor. Bir türlü muvaffak olunamıyor. İhni oluyor. Değişik böyle okuyuşlara şahit oluyoruz. Veya o h, h'ye dönüyor. İhni oluyor filan. Bunu düzeltmenin bir yolu şu kısmı tekrar etmek. Kel'i 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 kel'ehne kel 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 şeklinde muvaffak olabiliriz. Bir daha doğrusunu okuyorum. Kel'ehne ve sawa عليهم وسواء عليهم وسواء عليهم وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ em لَمْ okuyor. Hepsine bu şekilde hareket vererek başını, gözünü çıkara çıkara okuyor. Bu hataya düşmemenin yolu bu sayfelerde bu kelimelerle meşk yapma, yoğunlaşmaktan geçiyor. Bir daha okuyorum. وسواء عليهم اذ ارسلنا يانش اذ ارسلنا اذ ارسلنا i̇z er doğrusu bu. Ne hareke verdim, ne de er dedim, ne de ar dedim, ne sekte yaptım, sektecik yaptım, ne de iki harfin arasını er diye ayırdım. Bunları yapmadan, iz er ne şeklinde doğru okudum. Siz de bu şekilde okumaya çalışın. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Ve huvel azizul hakim Doğrusu bu. Ve huvel <laughs> azizul hakim hareke verdik. Doğrusunu bir daha okuyorum. Ve <laughs> met yaparken bu neye benzer bir sesin katıştırılmayacağını biliyorum. Buna da riayet ederek okuyorum. Siz de öyle okuyun. Ehuhta na Ehuhta na Ehuhta na Doğrusu bu. Eve, <laughs> ne hatta tak <laughs> diyen oluyor. Yani kafa benzetiyor. Buradaki hemzedir, hemze şiddeti mechura harfidir, hem ses, hem nefes hapsedilecek. Amin Resulü <laughs> de hoca efendiler okurken burada hatalı okuyorlar. Ta <laughs> ne değil? Ta <laughs> ne doğrusu? Ah <laughs> değil? Ha'nın kalınlığı hemze'ye bulaşmayacak. Bir daha doğru okuyorum. Ev <laughs> ah <laughs> Doğrusu bu. Ne'mel'a <laughs> yanlış. Ne kalgale yapmadı yine yanlış. Halbuki kutbucedin harfleri q, d, b, guym kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak geldiğinde kalgale yapılıyor. Sanki hafif böyle hareket veriyor gibi harfin mahrecini debreştirerek, sarsarak, kımıldatarak e, takalkul yapıyoruz. Ama bunun ölçüsü karşıdaki bizi dinleyen muhatabın işiteceği şekilde sesli yapmamız gerekiyor. Kendimiz duyacak şekilde değil. Galgale nebre-i gaviye ile olacak. Nebre-i Yani zayıf bir sesle yapılırsa o zaman belki ya biz duyarız ya da duyamayız. Karşıdaki muhatap hiç duyamaz. Bu e, ölçülü bir galgale olmaz. إذا نعم العبد أم لم تذرهم أم لم تذرهم أم لم تذرهم, أم لم تذرهم doğrusu bu. Em <laughs> lem hata. Hareke verdim hepsine. Hareke vermek yok. Bir de sonunda vakfettiğimizde dudağını alacağı şekil e, hum derken sakin mimden önceki h'nin dammesine itibar ederek dudağı ileride bırakıyoruz. Yoksa dudağı geriye çekmiyoruz. Hum. Yapmıyorum, hum diye dudağı lepte bırakıyorum. Bir daha okuyorum. Emlem tum zilhum.